Amerika Tampa'dan herkese selamlar. Biliyorum çok uzun zamandır benden bir video bekliyorsunuz. Artık zamanı geldi. Hem Amerika'ya nasıl geldiğimle alakalı, hem gelirken neler çektiğimle alakalı, geldikten sonra kamp sürecim tam bir açıklama videosu olacak arkadaşlar. Dilerseniz videoya hemen beklemeden geçelim çünkü videomuz çok uzun. Sabırla sonuna kadar izleyin, sakın atlamayın. Çok güzel bilgiler vereceğim size. Görüşürüz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi durum tam olarak şöyle. Biraz özet geçeceğim en azından başlangıç kısmını. Takip edenler biliyor zaten. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan paylaştım zaten. İlk bir 21 Ağustos'ta yola çıktım. Meksika'da bizim dışımızda yaşanan bazı sıkıntılardan dolayı maalesef geri dönmek zorunda kaldık. Deport edildik. Daha sonra beni işte Meksika'ya götüren şebeke yine benim uçak biletimi tekrar aldı. Deport demiştik, ülkeye giriş esnamız vardı, onu kaldırttı ve bu şekilde 31 Ağustos'ta tekrar yola çıktım ve Meksika'ya girişimi yaptım. 6 gün kaldıktan sonra tam böyle hasta olmak üzereyken yola çıktım tekrar. Meksiko City aktarmalı olarak gittim ve Juarez üzerinden teslim oldum. Şimdi Cancun'la alakalı bazı şeylerden bahsedeceğim arkadaşlar. Genel olarak Cancun'da şöyle bir sıkıntı var. Girişte herhangi bir problem yok. Şebekeyle gidiyorsanız çok rahat bir şekilde gerçek bir şebekeyle gittiğinizde girebiliyorsunuz. Herhangi bir takılma sıkıntısı yaşamıyorsunuz. İçeriye girseniz bile oradan çıkıyorsunuz. Bir problem yok. İçeriden kastım hani camlı oda. Herkesin bildiği. Camlı odadan çıktıktan sonra otele gidiyorsunuz. Bir gece ya da iki gece artık anlaşmanıza göre kaldıktan sonra yola çıkıyorsunuz. Ancak sıkıntı burada başlıyor. Sizi uçağa almayabiliyorlar Cancun'da. Geri gönderebiliyorlar. Bazılarının pasaportuna el koyduklarını da duydum. 2-3 defa deneyenler var. Sonrasında otobüslerle yola çıkıp Juarez'e gidip oradan yine farklı yollarla ya da Chihuahua diye farklı bir yeri var. Oraya gidip oradan Juarez'e geçenler var gibi gibi bayağı değişik yollar var. Yani biraz meşakkatli bir yol ama eninde sonunda hani hedefinize varıyorsunuz. Ben nasıl gittim? Sabahın körüydü, ilk uçaktı muhtemelen. Cancun'dan yola çıktım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım, herhangi bir takılma olmadı, geri gönderilme durumu olmadı. Uçağa bindim. Mexico City'ye indim. Ancak benim koltuğum uçağın en gerilerindeydi ve en son inen bendim uçaktan. Uçaktan indiğimde biliyorsunuz hani bu uçağa girişte bir bilet kontrolü yapılır. O bilet kontrolünün olduğu bankonun orada bir tane sivil, bir tane resmi polis vardı, bir tane güvenlik görevlisi vardı, 3-4 kişi. Çıkan herkesten bilet ve pasaport kontrolü yapıyordu yine. Sanki uçağı sıfırdan biniyormuşuz gibi. En son ben olduğum için tabii durduruldum. Önümdeki herkes ikişer, üçer dakika pasaport kontrolü yapıldıktan sonra gönderildi ama ben yaklaşık bir 15 dakika takıldım orada. Nasıl takıldım? Elimde Türk pasaportu var tabii. Cancun'dan geliyorum. New Mexico'dayım. Genelde Cancun'dan New Mexico'ya Türk pasaportuyla gelenlerin ne için geldiği belli. Ancak benim şöyle bir avantajım var. Biliyorsunuz bu şekilde gelenler genelde bir gece ya da iki gece kalıp oraya geliyor. Ben 6 gecedir oradayım. 180 günlük benim bir de vizem var. Artı olarak da benim sırt çantamda full ekipmanlarım var. Yine beni takip edenler biliyor, ekipmanlarımı götürmüştüm. Hangilerini alırlar, hangilerini almazlar bir denemek için yanımdaydı. İyi ki de almışım yanıma açıkçası. İlk hedefim çünkü Cancun'dan kargolamaktı sponsoruma. Ancak çok yüksek bir fiyat verdikleri için çantanın büyüklüğü ve ağırlığından dolayı ben vazgeçmiştim. Aynı fiyata çok daha iyilerini, çok daha fazlasını alırım diye. Sonuç olarak adam hani buraya niçin geldin diye sorduğunda çantamdaki ekipmanları gösterip ben YouTuber'ım, burada video çekmeye geldim. Bir ya da iki gece kalıp döneceğim Cancun'a dedim. Buna istinaden 1-2 dakika daha beni oyalayıp bir şeylere baktıktan sonra bıraktı. Aktarmam var. Aktarma için birkaç saat bekleyeceğim. Uçağım saati geldikten sonra binip gideceğim. Ben tabii beni bıraktıktan sonra beklemeye başladım. Saatim geldi. Uçağa bindim. Oradan Juarez'e geçtim. Şimdi yine bilinen bir şey, Juarez'de indiğinizde bizleri bir ayrı bir yere alıyorlar. Sonra bir camlı odayı alıyorlar. Oradan
herkesin bildiği işte bir pasaport altı arasına bir şeyler koyup işte geçme mevzusu. Yaklaşık 15-20 kişiyi ayırdılar Türk olarak. Meksikalılar ortadan geçiyor. Sol tarafta Türkler var. Sağ tarafta da camlı bir kabinin olduğu yer var. Diğer ülke vatandaşları da oradan geçiyor. Ama dediğim gibi Türkler bir tarafta. Hepsinden ayrıyız. İkinci kişi benim. Birinci sırada bir bayan var. Farklı bir ülkeden ama. Aramızda tek yabancı olan o. Bir tane bayan memur geldi. İlk önce onun pasaportunu kontrol etti, gönderdi. İkinci benim pasaportumu kontrol etti, gönderdi. Ama geriye kalan herkes kaldı. Yani 15 kişi çok rahat kaldı orada. Camlı odaya alındılar. Büyük bir ihtimalle de o pasaport arası mevzusu orada yaşandı. Yaşanmadan bırakılmaları mümkün değil. Neyse. Ben oradan çıktıktan sonra tabii beni götüren şebekeyi aradım, ben geldim indim diye. Benden son halimin fotoğrafını istedi WhatsApp'tan. Fotoğrafı gönderdim. Fotoğrafı gönderdikten sonra bana dedi ki, senin de taksici dedi, havaalanın dışında hemen ön tarafında bir ışıklar var. Oraya geç, bekle, gelip seni oradan alacak dedi. Hakikaten geçtim. 2-3 dakika sürmedi. Bir tane taksi önümde durdu. Elinde telefon, benim atmış olduğum fotoğrafı bana gösterip bu sen misin diye sordu. Evet dedim. Aldı beni oradan. Geçiş yapacağım yere kadar götürdü ve oradan geçişimi yaptım. Geçiş yaptığım videoyu zaten paylaşmıştım. Geçiş yaptığım anda. Hatta yüklenip yüklenmediğini de bilmiyorum. Çünkü geçiş yaptığım andan 2-3 dakika sonra polis geldi. Telefonumu kapatmamı istedi ve telefonumu kapattım. O ara yüklendi mi yüklenmedi mi bilmiyordum. Neyse. Tabii ki teslim olduk. Bizi bir kayıt merkezine götürdüler önce. Böyle tel örgülerin olduğu falan. Oraya götürüldük. Orada toplandık yine. Türkler var, Latinler var. Sonra bizi aldılar. Toplama merkezine götürdüler. Kısa kısa geçiyorum. Çünkü her şeyi tam teknik detaylarıyla anlatmaya kalksam çok uzun sürecek. Şimdilik özet geçeceğim. Detay videoları da bundan sonraki videolarda olacak. Ondan sonraki bizim toplama merkezi dediğimiz El Paso'daki toplama merkezine götürdüler. Orada yine bir kayıt işlemleri oldu. Ama asıl zorluk burada başlıyor. Asıl sıkıntı burada. Az önce söylemiştim, biliyorsunuz ben bir hani rahatsızlık geçirdim. Beni takip edenler yine biliyorlar. İnfluenza dedikleri, burada flu diyorlar. Bir grip oldum. Zaten teslim olurken griptim. Neyse, bizi buz gibi klimalı bir odaya koyuyorlar. Saatlerce orada bekletiyorlar. Üstünüz başınız eğer ıslaksa eyvah eyvah. Felaket. Öyle böyle değil yani. Sizden sadece üstünüzde bir parça kıyafet, altınızda bir parça kıyafet, bir de ayakkabı olmasını istiyorlar. Onun haricinde üstünüzde hiçbir şey, yani ikinci bir şey olamıyor. Bırakmıyorlar üstünüzde. Dolayısıyla üstünüze alacağınız şeyi ona göre seçmelisiniz. Benden size tavsiye. Asla ıslak gitmeyin. Ve mümkünse üstünüzdeki şey kalın olsun. Altınızdaki şey kalın olsun. Sakın dışarıdaki havaya aldanıp burası sıcak deyip terlerim deyip öyle ince kıyafetlerle, kısa kollularla, kısa paçalarla gitmeyin. Saatlerce orada, çünkü klimalı odada 21 derecenin altında ve klima sürekli üflediği için hasta oluyorsunuz. Hastaysanız daha da hasta oluyorsunuz. Neyse. Gittik, teslim olduk, saatlerce orada bekledik. Kayıt işlemleri yapıldı. Duşa götürüldü, o kıyafetler dağıtıldı, yeni kıyafetler verildi. Ama saatlerdir zaten üşümüşsünüz. Neredeyse hipotermi geçireceksiniz, o derece hani abartıyorsunuz diyeceksiniz ama yani titreme bir kere geldi mi geçmiyor ısınana kadar. Orada da ısınma şansınız yok. Çünkü sizi oradan alıp götürdükleri yer de soğuk. Aynı soğuklukta, değişen bir şey yok. Neyse. Oradan da çıktık. Bizi işte kalacağımız koğuşa götürdüler. Koğuşun kapısında 90 kişi diyor maksimum. İçeriye bir giriyorsunuz, 700 kişi var. 700 kişi var arkadaşlar. 90 kişilik bir koğuş. Bomboş bir koğuş. Herhangi bir yatak, bir şey yok. Yani yataktan kasıt normal bildiğimiz yatak döşek şeklinde değil. Sadece yerlerde döşekler var. Bu bahsettiğim döşekler de kalın bildiğimiz şeyler değil. Yani şilteler falan değil. İnce. Bu şezlong üstüne serilen naylon brandalı şezlong şeyleri var ya, hani süngerleri. Adını biliyorsanız siz yazın altına, ben unuttum şu anda. Videonun altına yazın. Onlardan var yerlerde.
Ve o kadar çok fazla kapasitenin üstünde ki size de onlardan yok bu arada. Yeni gelenler için orada yatacak yer yok. Ben 2 gece betonda yattım arkadaşlar yerde. 2 gece yattım betonda. Üçüncü gece hani her gün neredeyse 50 kişi 60 kişi 50 kişi 60 kişi çıkardıkları için yer açılıyor. Kaptığınız anda orada yatabiliyorsunuz gideceğiniz zamana kadar. Siz gittikten sonra da başkaları kapı, ondan sonra onlar yatıyorlar orada. O şekilde. Üstünüze bir de alüminyum folyo veriyorlar. Aynen, alüminyum folyo veriyorlar. O alüminyum folyoyla artık ne kadar ısınabilirseniz. Ha benim şansım da şuydu aslında. Benim kaldığım koğuşta klima bozuktu. Pervane vardı sadece. Ama dev, büyük, kocaman. 2 tane kapısı vardı. Bir tanesi bir kapıda, bir tanesi diğer kapıda. Açık hava pervaneleri. Yani bahçeye koyduğunuzda bütün bahçeye üfleyebilecek kuvvetli bir pervaneden bahsediyoruz. Böyle büyük pervaneler. İçeriği soğutmaya çalışıyorlar ki zaten benim için çok soğuk zaten yani. Neyse, üçüncü günü tam böyle yatak buldum. O gece orada yatacağım. Hastalığım daha da ilerledi. Açık açık şeye söyledim artık. Yani çünkü biliyorsunuz yine takip edenler biliyor. Bayramda bir Covid olmuştum. Semptomlar aynı birebir. Dedim ki ben daha önce Covid oldum. Birkaç ay önce. Sanırım yine Covid'im, test yaptırmak istiyorum. Deyince adam telaşlandı. Aldı beni revire götürdü. Revirde test yaptılar. İşte influenza pozitif çıktı. Yani flu pozitif. Ondan sonra beni 2 gece revirde yatırdılar. Benle birlikte 2 çocuk daha vardı. Birisi benden önce oradaydı. Diğer çocuk da benden sonra geldi. Bizim üçümüzü aldılar. 2 gece yattıktan sonra bizi ikinci kampa götürdüler. Şimdi ikinci kampa gittiğimde zaten asıl kalacak olduğumuz, 4 gece kaldım ben toplama merkezinde. İkinci kampta 33 gün kaldım. İkinci kampa yine hasta olarak gittim ve aynı ortam. Aynı ortam derken yani soğukluk anlamında aynı ortam. Ha, orada yerde yatmıyorsunuz. Demir ranzalar var ama yerde yattığınız şeyin birebir aynısını ranzada yatıyorsunuz. Demir ranzada ve şezlong minderleri. Şezlong minderlerinde yatıyorsunuz. Gittim. Yine bizi ilk bir koğuşa verdiler. Genelde bizim kampa gelenlere yapılan prosedür bir koğuşa koyuyorlar. Bir hafta 10 gün orada karantinada kalıyorsunuz. Karantinanız bittikten sonra asıl kalacak olduğunuz koğuşlara dağıtılıyorsunuz. Bizde de öyle oldu. Yaklaşık bir 10 gün ilk koğuşta kaldıktan sonra ikinci koğuşlara dağıtıldık. Benim flu tam geçmek üzereydi. Bir gün böyle bir rahat ettim gibi oldu, sonra tekrar azdı. Birkaç gün yine devam etti, bir haftaya yakın. Tam o bitti. Bu arada beni kontrollere götürüp getirmeye başladılar. Her gün bir şeye bakıyorlar. İşte akciğer filmi çekiliyor, bilmem ne yapılıyor, dişler bakılıyor falan. Bir gün tansiyonumu ölçtüler. Tansiyonu bir ölçtüler. Büyük 170 küsur çıktı. Her gün tansiyon ölçülmeye başladı. Her gün tansiyon ölçülmeye başladı. Her gün 170'ler çıkıyor, 160'lar çıkıyor. 160'ın altına düşmüyor. 160'tan kastım da direkt 160 değil, 167, 168 yani. Her gün kontrol. En sonunda beni doktora çıkarttılar. Doktor dedi ki hani bir hafta 10 gün işte bu kontroller yapıldıktan sonra senin dedi tansiyonun çok yüksek. Sana bir kan ve idrar testi yapacağız. Ama bu arada ICE polisine bir rapor yazacağım. Seni çıkartmak benim elimde değil. Ama umarım en kısa zamanda çıkarsın diye bir şey söyledi bana. Teşekkür ettim. Bunu söyledikten bir 5 gün sonra kan ve idrar tahlili alındı. Tabii bu arada ilaçlar başlandı. İlaçla bile 140'lara falan zor düşüyorlar. 137-138 olduğu zaman revirde o kontrolü yapan görevliler havaya uçuşuyor. Aman Tanrım falan diyorlar yani. Mesela birisinin normal çıkıyor 120'lerde. Ha tamam normal deyip gönderiyorlar. Benimki 130 küsürlerde olduğu zaman o falan yapıyorlar. O derece ki ilaç da zorla düşürüyorlar bunu. Bir ilaç takviyesi daha yaptılar. En son 128 çıktığında ölçümü kestiler direkt. İlaç dozlarını düşürdüler. O şekilde devam ettik. 2-3 günde bir tabii 2-3 günde bir tekrar tansiyon ölçümüne devam ettik. Tansiyon ölçümleri devam ederken en son bir baktık. Bir gün bizim ICE polisimiz 9 numaraydı. İsim vermeyeyim. Şimdi etik ve
Amerikan kanunlarına göre çok isim vermek istemiyorum açıkçası. Anlayışınıza sığınıyorum. Bizim ICE polisimiz tam 5 kişiyi erkeklerden, kadınlardan da 3 kişiyi, toplam 8 kişiyi aynı günde saldı. Çünkü biz ilk geldiğimizde de söylenen oydu. Bizim ICE polisi çok iyiymiş, genelde kimseyi tutmuyormuş. Ama şöyle bir şey var. Ben gittiğimde zaten hastaydım. Tedavimin bitmesine yakın, bu influenza tedavimin bitmesine yakın adam izne çıktı. Onun yerine başka bir ICE polisi baktı ve bizimle ilgilenmedi açıkçası. Sonra ICE polisimiz izinden döndükten sonra da ilk ilgilendiği şey deport edilenler ve transfer edilecek olanlar oldu. Onların deport işlemlerini yaptı, transfer edilecek olanları transfer etti. Sonra sıra bize geldi. Tabii son ben bir haftadır diğer 9 numara olan kişilere, benim gibi orada bulunan Türklere söylüyordum. Bakın yatın kalkın bana dua edin. Sizin önünüzdeki tek engel benim çıkmanız için. Önce benim çıkmam lazım ki siz çıkabilirsiniz diye. Hakikaten de öyle oldu. Onlar da benimle birlikte çıktılar. Ve velhasıl artık Amerika'dayız. Kamplardaki durum çok değişken arkadaşlar. Yani kamplar, sıkıntılı olan yerler var, sıkıntısız olan yerler var. Şimdi sıkıntılı olan yerlerde de sıkıntıdan sıkıntıya farklılık var. Açık konuşmak gerekirse bir örnek vereceğim. Mesela bizim toplama merkezinden El Paso'dan ikinci kamplara götürülürken bizim elimize sadece birer plastik kelepçe takıldı. Ama diğer uzak noktalara gidecek olanlara bildiğiniz ellere metal kelepçe, ayaklara metal kelepçe, bele kelepçe, ayakla bel arası bir demir çubuk, belle el arasında da zincir. Yani bildiğiniz bu Amerikan filmlerindeki o tutukluların transfer hali. Ve uçağa koyuyorlar, saatlerce uçuyorsunuz ve uçakta da bu şekildesiniz. Uçakta da çözmüyorlar. Maalesef sıkıntılı yerler var, sıkıntısız yerler var. Dediğim gibi size tavsiyem sakın ha sakın birinden duyduğunuz bir şeyi genele yaymayın. Bakın yalan demiyorum. Ben mesela diyorum ya hani birileri bunu yaşadı ama bana şimdi plastik kelepçe takıldı. Ne yani şimdi bu zincir takılanlar yalan mı söylüyor? Hayır. Ya da zincir takılanlar bana plastik kelepçe takıldı sadece elime. Ben mi yalan söylüyorum? Hayır. Herkesin yaşadığı hikaye burada farklı arkadaşlar. Ha bazıları abartıyor. Bunları ayırmanız gerekiyor. Ayırabildiklerinizi mutlaka ayırın. Ayıklayabildiklerinizi ayıklayın. Ama geri kalan herkesin hikayesi doğrudur. Doğru da olsa bunu genele yayamazsınız. Yani siz geldiğinizde benim yaşadıklarımı yaşamayabilirsiniz. Ya da daha iyisini ya da daha kötüsünü de yaşayabilirsiniz. O yüzden biz mesela az önce söylemiştim 3 kişi El Paso'dan Türk olarak getirilmiştik. Ve o 3 kişinin hikayesi çok farklı evrildi. Ben mesela geçen Perşembe günü çıktım. Benimle beraber gelen arkadaşlardan birisi daha bugün bond ödeyerek çıktı. Bond dediğim şey kefalet. Ben kefaletsiz çıktım ICE polisi tarafından. O mahkemeden kefalet talep etti. 8500 dolar kefalet ödeyerek çıktı. Biz ilk gittiğimizde 3 kişiden bahsediyorum yine. İlk 3 günde 4 günde bu arkadaşların mahkeme kağıdı gelmişken benim 27. günde geldi. Bana mahkeme kağıdı geldiğinde arkadaşlardan bir tanesi 3. mahkemeye çıkıyordu aynı gün. Diğer arkadaş 2. mahkemeye çıkmak üzereydi. Benim 1. mahkemem daha 21 Ekim'de, bu ayın 21'i. Bu videoyu ben şu anda 20 Ekim'de çekiyorum. Yarın doğum günüm. Siz bu videoyu izlerken yani bugün benim doğum günüm ve bugün benim aynı zamanda mahkeme günümdü. Oradan çıktığım için mahkeme iptal edildi tabii. Onu anlatmaya çalışıyorum. Biraz hani örneklendirerek, fazla fazla örneklendirerek anlatmaya çalışıyorum ki ne demek istediğimi anlayın. Herkesin yaşadığını herkese yayamazsınız. Benim yaşadığım herkes aynı şeyi yaşıyor diye bir şey yok. Sadece şu var. Türkiye'den çıkıp Amerika sınırına kadar herkesin hikayesi hemen hemen aynı. Ama Amerika'da teslim olduğunuz polisin arabasına bindiğiniz an itibariyle artık herkesin hayatı farklı. Herkesin hikayesi farklılaşıyor. Farklı yönlere evriliyor. Bunu bir kere unutmayın, aklınızda olsun. Başkalarını dinlerken bunu mutlaka kulağınızın arkasında bulundurun.
Yani bu adam bunu anlatıyor. Evet ama ben bunu yaşayacak mıyım, yaşamayacak mıyım bilmiyorum diyebilmelisiniz. Buraya kadar anlaştığımızı umuyorum. Videoyu da burada tamamlıyorum arkadaşlar. Kısaca özet olarak geçtim, bu bir açıklama videosu olsun diye. Ama bundan sonraki esas süreçleri, ilk teslim olduğumuzda bu kayıt merkezinde olan biten, sonraki 4 gün kaldığım toplama merkezinde olan biten, oradan çıktıktan sonra işte asıl beni götürdükleri ikinci kamp olan Otero 2, herkes biliyor artık bunu. Otero 2 kampında benim hani neler yaşadıklarım, benim hikayem. Sadece benim hikayem ve sadece benim tecrübelerim. Bilginiz olsun. Yani benim yaşadıklarımı siz yaşayacaksınız diye bir şey söz konusu değil. Bunu bilin, yeterli benim için. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı ve aklınıza takılan sorular varsa lütfen Instagram adresinden bana DM'den sorun. İstediğiniz her soruyu sorabilirsiniz. Daha önce bazı soruları sormayın diye söylemiştim ama artık sorabilirsiniz, sıkıntı yok. Oradan da yardımcı olmaya çalışıyorum bana yazanlara. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.